Sevgili arkadaşlar, şöyle bir baktığımız zaman terkibi bendin, bentlerle kurulan nazım biçimlerine neden dahil olduğunu görürüz. Çünkü beyitlerle yazılmış olsa da bu beyitler bent kümeleri etrafında bir araya gelirler. Terkibi bende çok benzeyen diğer bentte kurulan nazım şeklimiz ise, bizim göreceğimiz bentte kurulan diğer nazım şekli ise terci-i benttir arkadaşlar. Şimdi sevgili arkadaşlar, terci-i bent deyince, terci-i bent Allah'ın kudretinden, kainatın sırlarından, not edelim, Allah'ın kudreti, kainatın sırları, evrenin zıtlıkları ve benzeri konuları işler. Yani ilk olarak terci-i bent, terkibi bente konu olarak sevgili arkadaşlar zaman zaman benzer, zaman zaman ondan ayrılır. Terkibi bente biraz daha felsefik ve tasavvufi konular varken, terci-i bente aslında yine felsefik sayılabilecek konular var ama dediğim gibi benzeşen ve ayrılan yönleri var konu bakımından. Şimdi arkadaşlar, terci-i bent, terkibi bente çok benzer demiştik. Hangi açılardan benzer? Yine terci-i bentte de 7 ila 10 beyitten oluşan, 5-15 arasında, sayısı 5-15 arasında değişen bent vardır. 7-10 beyitten oluşan bentlerin sayısı 5-15 arasındadır. Sevgili arkadaşlar, terkibi bentte terci-i bent şu ana kadar yazdıklarımızla çok da kesin çizgilerle birbirinden ayrılmıyor. Terkibi bentte terci-i benti birbirinden ayıran en kesin çizgi şudur. Biliyoruz ki biz terkibi bentte her bentte değişen vasıta beyti vardır. Terci-i bentte de vasıta beyti vardır. Fakat terci-i bentte vasıta beyti her bentte değişmez. Tam tersine vasıta beyti bentler arasında değişmez. Bütün bentler de aynıdır. Vasıta beytinin değişmemesi beraberinde şunu getirir sevgili arkadaşlar. Aynı konunun işlenmesi. Vasıta beyti değiştiğinde değişen yeni vasıta beyitleriyle yeni konular işlenmeye imkan verirdi terkibi bent. Terkibi bentin her bir bendinde diğerinden farklı konular işlenebilirdi. Oysa terci-i bentte vasıta beyti değişmediği için sanatçı terci-i bentin bütününde tüm bentlerde aynı konuyu işler. Tüm bentlerde aynı konu işlenir diyelim. Sevgili arkadaşlar, mantıklı bir şekilde düşündüğümüzde her bentte konuları birbirinden farklılaştırmak, konuları değiştirmek, yeni bir konu hakkında söylemek, tüm bentlerde aynı konu hakkında söylemekten elbette ki daha kolaydır. Bu bağlamda terci-i bentin bir diğer özelliği de yazılması oldukça zordur. Bir diğer söylemle, elbette ki zor olduğu için yazılması hüner isteyecektir sevgili arkadaşlar, terci-i bentin. Terci-i bent deyince de sevgili arkadaşlar, Divan Edebiyatı'ndan bir isim ve yine terkibi bentte Tanzimat Edebiyatı'nda öne çıkan bir isim var. Divan Edebiyatı döneminde Şeyh Galip terci-i bentleriyle karşımıza çıkıyor, öne çıkıyor sevgili arkadaşlar. Tanzimat döneminde de Ziya Paşa'nın terci-i
bentleri önemlidir, öne çıkar. Sevgili arkadaşlar, bununla birlikte biz divan edebiyatında kullanılan nazım şekillerini de tamamlamış oluyoruz. Şöyle bir hatırlayalım. İslamiyet'ten önceki Türk edebiyatında kullanılan 3 tane nazım şekli görmüştük. Bunlar koşuk, sagu ve destandı. Sonra İslami döneme geçtik. İslami dönem biliyorsunuz birbirine paralel devam eden iki edebi dönem halindedir. Bunlar halk edebiyatı ve divan edebiyatıdır. Sevgili arkadaşlar, halk edebiyatı nazım biçimlerini gördük. Daha sonra divan edebiyatı nazım biçimlerini gördük. Şimdi Batı etkisindeki Türk edebiyatı döneminde kullanılmış iki tane nazım biçimine değineceğiz sevgili arkadaşlar.